Ömer Hocam, sizin bir sorunuz var mı Kemal Hoca'ya? Ben Kemal Hocama aslında burada notlar aldım ben. Bazı notlar. Şimdi tablet PC işe yaramadı 10 sene öncesinde diye bir şey var. Sözü vardı. Şimdi burada benim merak ettiğim şey şu. Tabletin PC'nin hangi amaç hizmet ettiği sonuçta ortada mı? Yani o belirlenmiş mi? Yani şimdi tablet PC dağıtılması yetersizlik var. Evet, kullanılmadı. Kemal Hocama kesinlikle katılıyorum bunda. Ama bu kullanılmamasının nedeni ne olabilir? Ben onu merak ediyorum. Yani kendisi görüştüğü ve literatürde de araştırma yaptığı için ona ben sormak istedim bu soruyu. Çok teşekkürler Ömer Hoca'ya. Aslında çok Ayşe Hoca da çok değerli, ikiniz de çok değerli konuşmalar yaptınız. Epey şeyler de öğrendim. Soruya gelmeden önce bir konuda bir itirazımı dile getirmek istiyorum. Ömer Hoca şey dedi, öğretmenleri itibarsızlaştıran, değersizleştiren toplum dedi. Ben buna katılmıyorum. Şimdi Almanya'ya gelmeden önce, geçen Ağustos ayına gelmeden önce Türkiye'de bir 5 yıl süren bir araştırma yapmıştım. Onu da kitaplaştırdım ve kitabın adı Öğretmen ve İktidar. Bu araştırmamı eşimin çalıştığı kamuokulunda yapmıştım, ilkokulda öğretmenler üzerine. Orada gördüğüm kadarıyla öğretmenlerin teknisyenleştirilmesi, itibarsızlaştırılması ve değersizleştirilmesi büyük ölçüde sistem üzerinden gidiyor. Yani bunun arkasında devletin ve şirketlerin olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla çok da toplum değil. Yani toplum, mesela ben velilerle de görüşmüştüm. Yani velilerin öğretmenlere yönelik şeyleri çok yüksek. Değer verme vesaire. Üst bir statüye yerleştirme. Şimdi şeyi hatırlıyorum, tablet dağıtılırken benim kızım şeydeydi, okuldaydı, okuyordu o zaman. Ya inanın o tableti hiç kullanmadı ya da kullanamadı. Çünkü modeli düşüktü ve işte ne bileyim internete giremiyordu ondan sonra ve programlar yetmiyordu. Yani içeriğini dolduracak olan programlar yetmiyordu. Bu EBA'nın ilk dönemlerinde de yaşandı, pandeminin ilk başlangıç dönemlerinde. Yani teknolojiyi ne kadar geliştirirseniz geliştirin, yani en son mesele içine konulacak olan programlar, dersler ve onun öğretmen tarafından ustaca kullanılması. Şimdi ben açıkçası yani o dönemde bakanlığın bakış açısının bu az önce bahsettiğim eğitim 4.0 paralelinde olduğunu söyleyebilirim. Yani literatürde bu eğitim 4.0 ile ilgili o kadar çok şey yazılmış ki burada kabaca bile değinmek epey zaman alır ama ben konuyu biraz değiştireceğim çünkü yani ilginç bir şey aklıma geldi. Şimdi ben burada Almanya'da ilginç şöyle bir çalışma yapıyorum. Benim doktora tez konumda ders kitaplarında demokratik ve milliyetçi değerler üzerineydi. Ortaokul düzeyi ders kitaplarını incelemiştim 90'lı yılların ortalarında. Şimdi burada da Almanya'da da 16 eyalet var. Bu eyaletlerin sadece birkaç tanesinde din dersi, İslam din dersi okutulmuyor. Diğerlerinin hepsinde okutuluyor ve bazı eyaletlerinde birden fazla din dersi kitabı okutuluyor. Ben aşağı yukarı 70 tane bu kitap, hemen hemen hepsini kütüphaneye istettim ve o kitaplar gelmeye başladı. Ben de bu Almanca yazılan İslam din dersi kitapları, işte ilkokul, ortaokul, lise düzeyi, onları incelemeye başladım. Şimdi şöyle ilginç bir şey var. Yani mesela şu bu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde okutulan kitaplardan biri, iki cilt. İkinci cildi de burada. Şimdi şöyle kitaplara bak, çocuklar çok farklı kimliklerden, farklı kültürlerden, işte renkleri farklı, farklı.
Mesela burada bir oyun oynuyorlar, ip oyunu. İşte bu ip bunları birbirine bağlıyor. Ama işte bu ip üzerinden müthiş bir şey var. Sorular soruluyor. İşte o ip nedir? Mesela bu çocukları birbirine bağlayan nedir? Ya da işte burada yine başka bir sahne var. Şimdi çok şey yapmayayım. Şimdi bu resimlerde işte Almanya'nın biliyorsunuz şey sıkıntısı var. Almanya çok kültürlü bir toplum mu yoksa right kültür, leading culture ne derler, referans kültür mü şey. Almanya şunu kabul etti. Biz artık çok kültürlü bir toplumuz. Dolayısıyla bu göçmenleri entegre etmemiz gerekiyor. Bunlar misafir işçi falan filan değil. Bunlar kabul edilmiş durumda. Dolayısıyla bu derslerde bu derslerin de müfredata konulması tabii ki yerel eyalet düzeyinde kararlar alınıyor. Merkezi federal devletin bu konuda şeyi yok. Ama federal düzeyde şey yapılan anayasanın şeyine de uygun olması gerekiyor. Yani gerek federal düzeyde anayasa gerekse eyalet düzeyinde eyalet yöneticilerin filtreleri var. Seküler filtre diyorum ben onlara. Bu seküler filtrelerden geçiliyor bu kitaplar. Şimdi lafı şuraya getireceğim. Yani İslam yabancı bir din Almanya'da ama işte üçüncü büyük din şey olarak Protestanlık ve Katolik'ten sonra kültür olarak da farklı işte ne bileyim kimlik olarak da farklı falan ama müfredata konulmuş. Çünkü dinsel cemaatler bastırmışlar, eyalet yönetimleriyle masaya oturuyorlar. Yani yaşam dünyasında yer alan dinsel cemaatler, eyalet yönetimi dediğimiz formal kamusal alan sistemle masaya oturuyor, bastırıyor ve bu dersleri müfredata koyduruyor. Yani bunu bir demokratikleşme şeyi olarak görmek mümkün. Yani sistem ama sistemde entegrasyonu sağlamak ve radikalleşmeyi önlemek için de bu seküler filtreden bunları geçiriyor. Yani dolayısıyla kitaplar da mesela İslam'la ilgili sıkıntı yaratan hiçbir konu görmedim şu ana kadar. Yani böyle tartışmalı olan konular. Mesela cennetten bahsediliyor ama cehennemden bahsedilmiyor. Ya mesela şu ana kadar şeriattan bahsedildiğini görmedim. Yani böyle şeyler var. O sıkıntılı şeylere girilmemiş. İşte yani mesela klonlama ya da işte protez, organ nakli falan İslam'ın bu konulardaki tutumu belli. Yani günah olarak görülür. Şeye fark etmedim ama mesela bir şey var mesela halal meselesi işte yani işte Müslümanlar şunları yemez, domuz eti falan bunlar anlatılmış. Şimdi lafı şuraya getirmek istiyorum ben. Burada dinsel cemaatler bir sivil toplum örgütü olarak görülüyor. Eyalet yani yönetim sistemle masaya oturuyorlar. Pazarlıklar yapılıyor falan filan. Bu Habermas'ın kafasındaki modele göre bir demokratikleştirme adımı. Yani bu ben burada şeyleri de inceliyorum. Dinsel cemaatlerle eyalet yönetimleri arasında yapılan görüşmeler bir sözleşme kontrat oluşturuyor ve kontratları da inceliyorum yazılı olarak. Gayet demokratik gibi görünüyor. Fakat sorun şu, yani benim şimdi araştırma konum şu, dinsel değerler seküler dile tercüme edilebilir mi? Bu Habermas'ın temel bir sorusu. Dinsel değerler seküler dile tercüme edilebilir mi? Bu Protestanlık ve Katoliklikte bir nebze işlemiş ama İslam'da işler mi işlemez mi ona bakıyorum ben. Oldukça çapraşık bir konu. Şimdi burada şunu noktaya geleceğim ben. Şimdi az önce şey yaparken ya dedim bu nasıl bu kitaplar bizim konumuz açısından değerlendirilebilir? Çok hayatın içinden kitaplar. İşte çocuklar oyun oynuyorlar, yardımseverlik falan, işte ne bileyim dayanışma, kardeşlik, şunlar bunlar son derece güzel. Doğa sevgisi, işte bilimin önemi vesaire bunlar hepsi anlatılıyor. Tabii dinsel dine bağlanıyor bir nevi bir şeyde. Bu hayatın içinden kitaplar bunlar.
Şey yok burada biliyor musunuz? Yani teknolojiyle ilgili hemen hemen hiçbir şey yok. Yani de, şey yapınca bir bakayım dedim. Acı şey var mı? Sadece burada işte şey diyor. Peygamber Muhammed'i araştırıyorum bilgisayarın başında. Bunlar kardeş, Müslüman öğrenci bunlar. Şey yok. Ya ilginç, bu bir kültür dersi buraya şey girmemiş. Dijital teknoloji eğitim 4.0 girmemiş. İyi mi kötü mü? Bence bir parça iyi. Dolayısıyla bu bir demokratikleştirme şeyi olarak görülebilir mi? Sömürgeleştirmeye karşı görülebilir. Ama sorun şu, bütün dersler böyle değil. Şimdi lafı şuraya getireceğim ben. Şimdi bu pandeminin başlarında Çin inanılmaz bir hızla bir korona virüsünü denetim altına almıştı. Peki ne almıştı? İnanılmaz bir baskı, gözetim, kontrol vesaire. Dijital teknolojileri kullanmıştı biliyorsunuz işte. O dijital teknolojilerle, yani bir telefonunuz varsa telefon hem sizin için iletişim imkanı hem de sistem tarafından sizin gözetim ve kontrol altında tutulmanızın bir aracıdır. Ve o telefonlar kullanıldı, o telefonlara yüklenen programlar vesaire. Çin giderek şunu geliştirdi, daha önce bunu geliştirmiş. Artık o dijital teknolojilerle siz bir performans sistemi içerisine oturtuluyorsunuz ve yaptığınız her hata o bir puan düşmesine neden oluyor. Mesela kırmızı ışıkta geçtiniz, puanınız düşüyor. Performansınız da denetim altına alınıyor. Dolayısıyla gündelik hayatta aktif olup işte pozitif puan topladığınızda iyi bir yurttaş oluyorsunuz. Tam tersi yanlışlar yaptığınızda gözetim ve kontrole tabi tutularak performansınız puan olarak eksiliyor. Bir ara bizim öğretmenlere de performans sistemi getirilmişti. Fakat özellikle eğitim sen bunu kabul etmedi. Bir mücadele başlattılar ve geri çekildi. Ben o 100 soruluk performans değerlendirme ölçeğine bakmıştım. Biliyorsunuz performansın müdürler yapıyor. Orada sadece performansı ölçeğe göre şey yaparsanız burada bir liyakat meritokrasi işler. Ama eğer politik olarak müdürle anlaşamıyorsanız müdür o performans şeyinizi çok ne bileyim sadakate göre değerlendirebilir. Mesela liyakata göre değil. Şimdi bu bizim şeyimiz bilgilerimizden ziyade becerilerimizin bir performansa tabi tutulması dünyada çok yaygın bir eğilim. Burada bu tür kitaplarda ben bunu görmedim. Bu iyi bir şey. Yani sistemin sömürgeleştirilmesine karşı bir şey var burada, bir duruş var. Hatta her ünitenin sonunda ihtenkenna düşünüyorum diye böyle bir var ve orada bir cümle veriliyor. Düşünüyorum işte nokta nokta şeyi dolduruyorsunuz falan filan. Ama tabii burada çok büyük problemler var. Çok ayrıntıya girmem gerekir ancak bu problemleri anlatabilmek için çok ayrıntıya girmem gerekir. O işte zamanımız yok. Dolayısıyla işi şuraya getireceğim ben. Bu tür sosyal dersler yani çok kültürlü, çok kimlikliliği işte ne bileyim ötekini tanıma değil mi? Yani okula gittiğimiz zaman ötekini tanıyoruz, ötekiyle karşılaşıyoruz ama online dijital teknolojilerde bu imkanımız yok. Ekrandan tanıyamıyoruz. Yani bir araya gelemiyoruz. Çünkü öğrenciler, şimdi Kant'ın şeyi aklıma geldi. Habermas oradan şey yapıyor. Bir insanın bir hayatta kalabilmesi için diyor, öteki şart. Çocuklar okula gittikleri zaman kendilerinden farklı olanları gördüklerinde sadece tanımıyorlar. Onlara katlanabiliyorlar. Onları hayatlarının entegral bir parçası olarak kabul ediyorlar ve bu ileride toplumda demokratik olarak yaşayabilmeleri için geçilmesi gereken bir aşama. Dijital teknolojilerde bu yok. Yani şu resimlere baktığınız zaman burada çocukların toplu yani mesela doğa içerisinde bir resim.
Çocuklar oynuyorlar, gülüyorlar ama bir aradalar. Ama dijital teknolojilerde böyle bir şey yok. Benim eşim de ilkokul öğretmeni Ankara'da. Nefret ediyor online eğitimden. Çünkü çocuklar ekranda yan yana geliyorlar. Fakat bu çocuklar o kadar yabancılaşmışlar ki şeylerini açmıyorlar, kameralarını. Benim geçen dönem 31 öğrencim vardı. Sadece sunuş yapan öğrenciler öğrenci kamerasını açıyordu. Yani dersin şeylerini şey yaptım, kamera açmak zorunludur diye açmıyorlar. Yani bu büyük bir yabancılaşma. Ben yüzünü göremiyorum. Böyle boş bir şeye ekranı anlatıp duruyorum. Ekranı anlatıp duruyorum. Orada isimler görüyorum. Ama o öğrenci orada mı? Beni dinliyor mu? Ne hissediyor? Jestleri, mimikleri, hiçbir şeyini göremiyorum. Şimdi biz eleştirel pedagoglar böyle bir derdimiz var. Yani eleştirel pedagoji online eğitimde yapılamıyor. Eleştirel pedagoji mümkün değil. Beni bırakırsanız ben konuşmaya daha devam ederim. Eğer soru ya Ben da bir kritik varsa. Erna'nın bir sorusu olacak. Sonra ben de bir şey soracağım. Tamam. Ama benim sorum isterseniz hocam siz sorun Kemal Hoca'ya değil Ömer Hoca'ya olacak. Yani Kemal Hoca'ya şunu soracağım. Şimdi yeni eğitimde aslında böyle kişinin kendisinin becerilerini geliştirmesi isteniyor. Türkiye'de özellikle de buna 21. yüzyıl becerileri diyorlar. Böyle gündeme getirmeye başlandı. Hatta liselerde de şöyle bir şey yapılmaya başladı. Müfredat dışı aktiviteler de teşvik edilmeye başlandı. Bunları biraz daha kaydedilmeye, hatta onun için bir modül falan geliştiriliyor. Ama şöyle bir kaygım var. Bu tip şeyler, yani kişiyi gerçekten geliştirebilecek şeyler ama ölçülebilir hale geldiğinde, yani kurumsallaşıp ölçebilir hale geldiğinde bir sakıncası yok mu? Çünkü o zaman her şey işte şu falanca toplantıya gittim bir sertifika, şuraya gittim bunu aldım. Böyle bir yapaylaşan bir yanı var. Tabii ki genç sporla ilgilensin, şununla bununla ilgilensin ve kendini geliştirsin. Ama bu becerileri, müfredat dışı becerileri de müfredat gibi bakmaya başladığımızda aynı akademideki makalelerin veya akademik etkinliklerin teşvike konması gibi bir şeye gidiyor. Tabii bu öğretmenlerin mesela performans sistemine karşı çıkması nedenlerinden biri de oydu. Yani işte 100 tane soru var. Tek tek şey yapıyorsunuz, not veriyorsunuz. Yani öğretmen diyor ki ben diyor fakülte bitirdim. Bir kere üniversite sınavını kazandım, fakülte bitirdim. Çeşitli sınavlardan geçtim. Bilmem 30 yıllık, 20 yıllık deneyimim var. Bu saatten sonra öğrenciye iyi ders anlatabiliyor mu? Anlatamasaydım zaten sistemin içinde kalamazdım. Bir de şöyle bir şey var. Köy enstitülerinde öğrenciler mesela çok iyi bir ölçme değerlendirme sistemi vardı. Bir öğretmenin elinde bir gözlem karnesi vardı. Bir de öğrencinin. Öğrenci bir takım işler yapıyordu ve öğrencinin her şeyleri gözlenerek kaydediliyordu. Yani orada sınavdan aldığı notlar değil sadece. İşte mesela duvarı iyi yaptı. İşte ne bileyim hayvan hastalığını iyi teşhis etti ya da ne bileyim işte köylünün bilmem ne sorununu halletti gibi her şeyini. Öğretmen gözlem fişine, karnesine o notları yazardı. Sonra da öğrenci gider onları kendi şeyine geçirirdi. Ve orada rakamla puanlama yapılmazdı. Yetişti, iyi yetişti. Yani iyi yetişmediyse telafi edici programlar uygulanıyor. Eğer öğrenci yine o köy enstitüsünde başarılı olamıyorsa bir başka kuruma gönderiliyor. Vesaire. Yani böyle bir takım telafi mekanizmaları var. Bizde şöyle bir şey var. Yani bu benlik üretme teknolojileri performans üzerinden gittiği için performans da işte bildiğimiz böyle somut notlama notlarla ölçüldüğü için bu öğrencileri bir şekilde ya bu dönem açtığım ders, bu bahar döneminde açtığım derste işte bir öğrencinin biri şeyden alıyor seçmeli mühendislik fakültesinden. Ben şöyle bir şey dedim. İşte burada bir puan 100 üzerinden bir şey yapıyor. İşte bir puanı 5'e veriyorsunuz. 2 puanı derse %75 katılım. 2 puanı sunuş yapıyorlar. Ondan sonra bir puan da term paper, dönem ödevi, home assignment.
Öğrenci bana şunu dedi. Ya dedi ben dedi işte iki tane sunuş yaparsam bir tane de dönem ödevi verirsem tam puan alabilecek miyim? Ya daha derse başlamadık. Bunun pazarlığı yapılmaya başlanıyor. Bu yani eğitimi bir benlik üretme teknolojisi olarak görürseniz ya ben bu dersten ne öğrenirim? Kendimi nasıl yetiştiririm? Topluma faydam nasıl olur? Bilincimi nasıl dönüştürürüm? Daha da özgürleşebilir miyim? Böyle bir kaygı yok. Daha en baştan bir puan pazarlığı yapılıyor. Ve Türkiye'de de bu böyle. Ya ben Almanya'ya geldim. Ya tamam Alman öğrencileri işte Türkiye'li öğrencilerle karşılaştırmamak gerekiyor. Çünkü kontekstler çok farklı. Fakat bu benlik üretme teknolojisi burada da egemenliğini kurmuş ve hepsi bir araç olarak bakıyorlar bu derslere. Araç. Yani işte bir şeyimi tamamlayacağım. Ne derler? Şeyi tamamlıyorsunuz ya. Ders alınca bir şey ne Kredi. tamamlıyorsunuz? Kredi. Kredi tamamlıyorsunuz. Bir not alıyorsunuz işte bilmem neyi falan filan. Bu bir yabancılaşma ve eleştirel pedagojinin çözmeye çalıştığı bir sorun. Çünkü ölçme değerlendirme ciddi bir problem. Berna, senin Ömer Hoca'ya Evet. sorun vardı. Evet, Ömer Hoca'ya bir sorum var. Yani aslında soru da değil, merak demek daha belki doğru olur. Çünkü biz bu çalışmayı yaparken öğrencilerin hani okula karşı, eğitim sistemine karşı eleştirel noktalarıyla da konuştuk öğrencilerle. Ve mesela burada en öne çıkan öğrenciler açısından eğitim sistemini eleştirdikleri işte sınav sistemi, üniversite sınav sistemi. Ama en başı çeken noktalardan bir tanesi de okuldaki geçirilen sürenin çok uzun olmasıydı. Yani öğrenciler gerçekten bu konuda oldukça dertliydi. Yani birçok çünkü dersler var, boş geçen dersler vardı. İşte onlardan da çok bahsediyorlardı. Yani daha kompakt bir saatte daha aktif zamanlarını kullanmak konusunda sorunlarını dile getirdiler. Şimdi sorum şu, bir şeyin ancak yokluğunu gördüğümüzde varlık nedenini anlarız ya. Bu pandemiyle birlikte hani siz şu anda uygulamada da olduğunuz ve böyle bir araştırmanız olduğunu da bildiğim için bunu soruyorum. Hem de meraktan da soruyorum. Yani öğrencilerin bu okul varlığı, hayatlarındaki fiziksel varlığı, online öncesi ve şu anda online ilk defa bu şekilde deneyimledikleri için, özellikle bu düzey için, yani ortaokul ve lise düzeyi için soruyorum. Öğrenciler ne düşünüyorlar? Olumlu, olumsuz olarak bazı böyle örnekler verebilir misiniz? Hem de aynı zamanda yani araştırmanızdan da bir survey çalışmanız var. Oradan da verebilirsiniz. Çünkü İstanbul ve Maltepe'yi kapsadığını sanıyorum. Söz sizde. Şimdi aslında söylediğiniz şey doğru. Yokluk olunca değerini biliyoruz ya. Hem öğretmenler hem öğrenciler şu anda aslında birlikte aynı ortamda olmanın özlemini duyuyorlar. Benim eşim de öğretmen, aynı okuldayız. Ve sürekli konuşuruz biz bu konular üzerine. Online eğitim yapıyor o da. Nefret ediyor. Yani öyle söyleyeyim. Yani öğrenciyi görmüyor. Kemal Hocam'ın dediği gibi yani orada birisi var. Ama o birisi kim? Benim anlattığımdan mutlu mu? Ya da dinlerken sıkılıyor mu? İlgisi o da ben miyim? Acaba orada mı? Bir de öyle bir durum var. Acaba orada mı diye bir serzenişi var. Bir de beşeri münasebet öğretmenliğin, öğretimin aslında eğitimin içerisinde en olmazsa olmaz gibi duran kısmı. Çünkü orada öğrendiğiniz şeyler farklı, güdüleme şekilleri de farklı. Yani öğrencinin büyük bir merakla size baktığında sizde uyandırmış olduğu itici kuvvetle ya da öğrencinin omuzuna şefkatle ya da güvenle dokunduğunuzda onda uyandıracağı duygu online eğitimde alınmıyor. Öğretmenler tarafından böyle. Yani çok olumsuz şu anda online eğitim. Herkes sınıflara dönmek istiyor. Biz kısmen sınıflardayız gerçi meslek seviyeleri olarak 9, 10, 11, 12. sınıflarda en azından derslerin hepsinde var bizim derslerimiz. Öğrencilerde de şöyle, öğrencilerin
özellikle bizde 9. sınıflar inanılmaz okula gelmek istiyorlar. Yani biz mesela 9. sınıflara haftanın bir günü okula getiriyoruz. Sosyal mesafeleri koruyarak tabii ki. Ve en yoğun olan grup onlar. Yani 40 kişilik sınıf şu anda sınıflarımız orada. Yani 20-25 kişi geliyorlar. Mutlular, okul ortamından mutlular. Sosyalleşmeyi seviyorlar, birbirleriyle konuşmayı. Tabii ki teknolojiyle birlikte farklı iletişim yöntemleriyle büyüdüler ve bunları kullanmayı biliyorlar. Bunların bilmesinin yanında o yeterli de gelmiyor tabii. İlla ki insan karşısında kanlı canlı olarak birisini görüp onunla sohbet, muhabbet ya da dokunmak istiyor yani. Böyle bir durum var. En önemli örneklerden bir tanesi şöyle bir durum yaşadık. Sürekli olarak bir öğrencimiz geliyor bize. Dersi yok ama sadece bir gün var. Pazartesi yanlış bilmiyorsam 1. 5. saat arasında bilişim öğrencisi. Ama her gün geliyor. İlk öncelikle biz şey diye düşünmüştüm durumu. Yani çocuk herhalde şaşırıyor ya da algısında bir zayıflık var. Henüz bir tanım konulmamış bir durumda olabilir. Yani bize mesela bireysel öğrenme güçlükleri yaşayan çocuklar geliyor tabii. 40 tane var. Bunlar tanımlı yani rehberlik araştırma merkezlerinin tarafından bir tanım yapıldığında bunları bilebiliyoruz biz. 9. sınıflar için özellikle. Dedim onlardan herhalde. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Bir hafta böyle geçti. Biz de bir şey söylemiyoruz. Ya en sonunda dayanamadım. Ne dedim ya? Oğlum dedim. Yani geliyorsun gidiyorsun. Ders senin dersin değil. Pazartesi günü 1 ile 5. Ben senin dersinin olduğu zamanı biliyorum. Niye dedim okula bu kadar sık geliyorsun? Her gün de seni uyarmıyorum. Hocam dedi. Ben dedi evden daha çok okulu seviyorum. Dedim ama dedim 9. sınıfsın sonuçta. Yani burada bir arkadaşın yok. Yani ilkokul, ortaokuldan gelen arkadaşım varsa onu bilmiyorum ama dedim yani arkadaş ortamı henüz oluşmadı. Yani hiç birbirinizi görmediniz. Hocam dedi evde çok mutsuzum. Ev benim öğrenme ortamım değil. Yani kabata bunu ben kendi cümlemi döndürüyorum. Orada bulunmaktansa okulda burada bulunmayı çok daha fazla tercih ediyorum dedi. O günden sonra o çocuğa hiçbir şey demedik biz. Yani okul bir noktada tamam eğitim öğretim yapılan yerde biz büyük de bir aile olabiliyoruz yani. Çocuk onun sıcaklığını o okulda hissedebiliyor. Şimdi bu bizim için artı bir şey. Yani ben bundan mutluluk duyarım. Yani çocuğun okulda kendini yuvasında, güvende, değerli hissettiği bir yer olarak görebiliyorsa, ondan kaçmıyorsa, burası işte tımarhane gibi ya da işte hapishane gibi diye düşünmüyorsa bu mutluluk verici bir durumdur. Okulun da aslına bakarsak temel amaçlarından bir tanesinin içerisindedir bu. Bizim için mutlu bir durum. Böyle bir anekdot yaşadık. Bunun tonlarcası da var tabii yaşamış olduğumuz bu süreç uzun bir süreç oldu bizim için. Sürekli olarak öğrenci yanıt olmuşsa eğer bilmiyorum ama Teşekkür ederim hocam. Kemal hocam, sizin Serna Hocam. sormak istediğiniz bir şey var mı? Yani bu şey meselesi online eğitim online eğitimin kalıcı olabileceğine dair şeyler, kaygılar var. Yani pandemi geçse bile. Çünkü çok pratik şirketler açısından, devletler açısından. Ama işte sosyallikler yeniden üretilemiyor online eğitimde. Dolayısıyla bir de şöyle bir zararı var. Yani Ömer hocamın dediği gibi okulu iptal ettiğimizde eğitim kamusal alandan eve kayıyor, özel alana kayıyor ve özel alanda çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Yani işte anne babalar mesela çocuğun eğitimine müdahale ediyorlar, işte kopya veriyorlar. Mesela çocuklar online eğitimde yeni kopya çekme yöntemleri buldular. Yani ben bununla ilgili mesela somut örnekler verebilirim ama vermek istemiyorum. Yaşanmışlıklar var. Bu korkunç bir şey. Yani teknoloji aynı zamanda işte kopya çekme, işin kolayını bulma gibi
öğrencileri bir takım kestirme yan yollara da itebiliyor. Ama daha da kötüsü, yani bu pandeminin en kalıcı hasarlarından birinin psikolojik rahatsızlıklar olacağını zaten uzmanlar söylüyor. Dolayısıyla bu sosyal eğitimden vazgeçemeyiz. Dijital teknolojiler ne kadar verimli, pratik, işte zaman, mekan şeyi ötesinde o sınırları aşsa, işte değişik öğrenme stillerine imkan verse, yararlanacak olan kaynak bolluğunu sağlasa ve benzeri. Buna rağmen çocuklar çocukları, yani çocuklar çocukları içinde, gençler gençlerin içinde şey yapmak istiyorlar, yer almak istiyorlar. Dolayısıyla bu online eğitim bir olağanüstü dönemde bir çözümdür. Ama olağan dönemlerde asla bunu kullanmamak gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Çocuklar okula gittiklerinde bunu çok az insan fark etti tahminimce. Okula gittiklerinde çok şeyler yaparlar aslında. Mesela sadece derse girmezler. Okul bahçesinde oynarlar. Kantinden alışveriş yaparlar. Ondan sonra şeyde ne bileyim okulun diğer birimlerinde laboratuvar işte ne bileyim diğer birimlerinde mesela değişik şeyler öğrenirler. Yan yana gelmeyi öğrenirler. İşte ne bileyim jest ve mimikleri takip ederler. Ondan sonra fiziksel bir arada bulunmanın tadına varırlar, zevkini alırlar ve daha buna ilişkin bir sürü şey. O yüzden çocuklar okulu çok severler. Yani bu teknoloji okulun yerini alamaz. Onu kanıtlayan bir deneyim oldu zaten hocam Evet, herhalde. evet. Çok teşekkürler hocam. Berna'ya sorun var mı diye sormuştum da Kemal Hoca bir şey söyleyecekti. Bu şey açıkçası şey demiştiniz değil mi? Muhafazakarlaşma artıyor. Yanlış mı? Öyle demiştiniz değil mi? Evet, yani ilk başta yani masa başında işte 2007 ile 2018 yılları arasındaki eğitim, gençlik ve kültür politikalarına dair üst politika belgelerine biz analiz etmeye çalıştık. Bu analizi yaparken de yani temel bulgulardan bir tanesi de görebildiğimiz kadarıyla 2013-2014 yılları arasındaki bir kırılma, bu politika belgelerinde politikaların Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Birliği uyum yasalarından yüzünü daha çok işte muhafazakarlığa, aile değerlerinin daha yüceltilmesine, işte ve daha da yani zaten kamuoyunda da çok da söze gelen yine hükümet tarafından dindar nesil yetiştirme, milli kimya inşası, milli değerler gibi sözlere, içeriğe rastladık. Evet, doğru. Ve yani bu üst politika belgelerin analiziyle müfredat bu oranda örtüşmüş oldu. Ama şunu da Yani lazım herhalde. Yani bu devlet politikaları, bakanlık politikalarında bu var. Ama sahaya girdiğimizde her bir okul alanında bu farklı işliyor. Yani öğrencilerde o kadar bir muhafazakarlık yok. Hocaların uygulamalarında da öyle bir şey yok. Onu da belirtmek lazım. Aksine böyle öğrenciler bir şeyin empoze edilmesinden de çok hoşlanmıyorlar. Öyle bir ruh hali de var. Ve en çok da böyle yasaklanan konuları konuşmayı seviyorlar kendi aralarında. O yüzden saha bizim için değerliydi. Oradaki bütün o deneyimi görmek. Sizin evet, şimdi şöyle bir resim göstereceğim. Şimdi böyle resimler de var. Yani burada bu iki kitap tipik bir çekirdek Müslüman ailenin, Almanya'da göçmen ailenin hikayesi üzerine kurulmuş. İşte iki tane çocuğu var bu ailenin. Şimdi bu resmi niye gösteriyorum? Şimdi baba ayakta,
Anne oturuyor, baba işte çocuğuna şeyi gösteriyor, ayı gösteriyor. Yani daha aktif bir pozisyonda, anne arka planda oturmuş, daha pasif bir pozisyonda. İşte buna benzer resimler çok var. Şimdi bu kitabın yazarı Muhannad Hurşit. Ama ona yardım eden bir 8-10 kişilik bir ekip var. Bu ekibin içinde Müslümanlar da var, Almanlar da var. Yani karışık bir grup yazmış. Şunu demek istiyorum ben. Yani çok modern görünüyor kitaplar. İşte çok kültürlü, çok kimlikli, çok hoşgörülü, demokratik. İşte bilime, doğaya atıflar falan filan var ama yani öyle bir noktalarda bir bakıyorsunuz böyle ataerkil bir şey de var. Kadını arka plana iten, erkeği öne çıkaran, erkek çocuğu daha kız çocuğuna göre daha aktif gösteren resimler ve benzeri var. Dolayısıyla bu şunu ifade ediyor. Yani işte Almanya mesela kendini laik olarak ifade etmez. Seküler der. Laikliği Fransa ifade eder. Almanlar da Fransızları sevmedikleri için tarihsel şeyleri biliyorsunuz aralarındaki husumetleri. Seküleriz derler. Ve bu sekülerlik aslında post sekülerlik. Post sekülerizm diye zaten Habermas'ın bir teorisi var. Ben de o teoriyi test ediyorum. Post sekülerizmde de maalesef Habermas'ın şöyle bir teorisi var. Bana göre çok doğru bir teori değil. Günümüzde demokrasi bu sistemin kolonizasyonu, sömürgeleştirmesi sonucu devlet ve şirketler tarafından artık prosedürel bir sisteme doğru indirgendi. Yani insanlar batılı ülkelerde çok da mesela şeylere sandık başına gitmek istemiyorlar. Mesela Türkiye'deki şey seçimlere katılma oranı batılı ülkelerden çok daha fazla. Habermas'a göre bu sömürgeleştirmenin bir sonucu. Dolayısıyla bundan kurtulabilmek için yaşam dünyası içerisinde dinden seküler yurttaşların bir takım şeyler öğrenmesiyle demokrasinin ihtiyacı olan o moral intuition dediği ahlaki sezgi, ahlaki değerleri dinden alırsa demokrasi o prosedürel sistem olan demokrasi bir değer temeli üzerine oturacağı için güçlenir diyor. Dolayısıyla bu dersler bana göre bu dersler Habermas'ın post sekülerizm teorisine biraz hizmet ediyor. Belki o teori çerçevesinde bunlar yazıldı. Yani farklı olan, öteki olan Müslümanların Almanya'da sistem içine inklüzyonu. Zaten Habermas'ın Hocam peki bunu şimdi tüm şöyle bir kitap. öğrenciler mi okuyor yoksa Efendim? bu gösterdiğiniz kitabı mesela tüm öğrenciler mi okuyor yoksa Müslüman ailelerden gelen çocuk? Müslüman aileler ama isteyen Hristiyan çocuklar da alabilir. Müslüman öğrenciler de Protestanlık ve Katolik derslerini alabilir. Ama mesela Hamburg'da yeni bir model deniyorlar. Önümüzdeki sene uygulanacak. Tek bir din dersi var. Bütün öğrenciler o tek dersi alacak ve bir araya gelecekler. Ve bana göre çok iyi bir şey bu. Bütün dinler tek bir kitapta okutulacak. Bütün muhabbetler sırayla gezilecek ve benzeri. Şimdi şöyle bir şey var. Burada Almanya'da biliyorsunuz işte din dersi almak istemeyen veli öğrencisine, çocuğuna etik dersi aldırabiliyor. Daha şey, seküler bir şey. Ondan sonra tabii şöyle de bir şey var. Dinsel cemaatler ve eyalet yönetimleri masaya oturuyorlar. Birlikte karar alıyorlar. Fakat bu dersi mesela İslam dersini Müslümanlığa inanmayan biri veremez. Profesyonellik yok. İnanmak zorunda ve Protestan ve Katoliklik dersinde de öyle, İslam dersinde de öyle. Eğer öğretmen dersi yeterince veremiyorsa dinsel cemaat yani Müslüman ya da Protestan Katolik kilise Protestanlık ve Katolik de en üst otorite kilise o öğretmeni o dersten el çektirebiliyor. Ya böyle bir şey var. El çektirebiliyor demek yaşam dünyası içinden gelen
kilise, din, işte alt kimlik sisteme müdahale ediyor ve orayı kendi şeyine göre düzenliyor. Buna Habermas postsekülerizm diyor. Şimdi bizde de tam tersi biliyorsunuz. Bizde ama şöyle bir şey var. Din iktidarda. Din yaşam dünyasından geldi. Sistemi ele geçirdi. Sistemi dönüştürdü. Dine göre yeniden dizayn etti. Yani %100 tabii ki denemez ona. Burada dinsel cemaatlerin Almanya'da mesela şeyi yok. Yine devlet Türkiye'de din derslerini belirliyor her şeyini. Ama dinsel cemaatlerde okullarda mesela Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yapıp okullarda ders vermek, konferans vermekten çeşitli sosyal ne projeleri oluyor, sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok şeyi bir arada yapabiliyorlar. Yani Türkiye ve Almanya çok farklı ve ben Türkiye'den de bir 8-10 tane kitabı alıp ve bir de Protestanlık ve Katoliklikten de birkaç kitap alıp ha bir de şey var. Alevilik dersleri de şeyle okutuluyor. Ayrı olarak Sünni İslam'da. Kendi başına ayrı bir ders olarak da birkaç eyalette okutulmaya başlandı Alevilik dersleri. Dolayısıyla bunları bir mukayese edip şeyi göreceğiz. İçerikte neler olup bittiğini. Demokratikleşmeye mi hizmet ediyor? Tam aksine mi hizmet ediyor? O ortaya çıkacak. Çift taraflı sanki böyle bir pazarlık yapma, uzlaşma yolu bulma bir süreciymiş gibi geliyor, değil mi? Yani bir yandan Kontratlarda kontratları da inceliyorum ya sözleşmeleri yani dinsel cemaatler ve eyalet yönetimleri bir kontrat yapıyorlar ve kontrat iki tarafı da bağlıyor. evet. Zaten kontratı yapmak, uzlaşmak, pazarlık, müzakere, istişare falan bunlar bir demokratikleşme süreci, demokratikleştirme süreci. Ama şöyle de bir şey var. Taraflar da birbirini kullanıyorlar. Yani iki tarafın da işine geliyor açıkçası bu. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Ömer Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Kısa bir şey eklemek isterim. Şimdi teknoloji öğretmeni olduğum için teknoloji kullanım amacına göre yararlı da olabilir, zararlı da olabilir. Bir amaç olarak değerlendirilirse zararlı olabilir. Ama amaca hizmet eden bir araç olarak kullanılabilirse bu da faydalı olur. Tabii ki eğitim teknolojilerinin içerisinde mutlaka teknoloji kullanılmalı. Dediğimiz gibi farklı mekan ve farklı zamanlar içerisinde eşit imkanlara sahip olmayan kişilerin eğitim alabilmesi için kullanılabilir. Ama tabii ki çok büyük zararları da var. Bunlardan bir tanesi sosyal ilişkileri tamamen aslında sekteye uğratan bir yapı kendisi. Geçenlerde bir belgesel izlemiştim. Sosyal Dilemma, Sosyal İkilem diye bir belgesel. Onda da mesela teknolojinin en kötü kullanım şekli değerlendirildi. Mesela Amerika seçimlerine müdahale olabildi. Bu şekilde de kullanılabilir. İnsanların algılarını değiştirip doğruyu aslında orada temel olarak şu söylenebiliyor. Doğru değişebilir. Yani bu teknolojiyle değiştirilebilir. İşte burada kullanan elin ne için kullandığıyla alakalı bir durum söz konusu. Teknoloji iyi emeller için iyi bir araç olabilir. Günümüzde şu koşullar içerisinde, pandemi süreci içerisinde teknoloji doğru kullanılabilirse en az zararı görmemize neden olur. Tabii ki tam olarak karşılamaz. Eğitim öğretim sürecinin kendisinde öğretimin olduğu kadar eğitimin de sosyal beşeri münasebetlerin de olduğu aslında birebir iletişimin çok daha etkili olduğu bir noktadayız ama yine de kaybı en azından azaltabileceğini düşünüyorum doğru bir şekilde kullanılırsa. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de yapmış olduğum bir çalışma vardı. Benim de yüksek lisans tezimin çalışması sonucu. Berna Hocam demin onu sormuştu galiba. Ben onu atladım. Maltepe ilçesinde 13 bin öğrencinin içerisinde bir çalışma yapmıştım. Her sınıf düzeyi ve her okul düzeyinde, orta öğretim kurumlarında. Online eğitimde şöyle bir sorunla karşılaşıldı. Sınıf farkı fark etmiyor. Yaş ya da kültürel olarak farklılıklar fark etmedi.
hepsinin becerisi, teknoloji kullanımı becerisi öğrencilerin üst seviyede. Ama sorun şu, bizim orada sosyal teknoloji olarak kullandığımız biz EBA'yı öne koymuştuk. EBA'nın bunu ne kadar yeterli olup olmadığı noktasında bir sonuç ortaya çıkmıştı. Sonuç orada düşüyordu. Yani beceri seviyesi yüksek olan bir kesime kullanımı çok zor olan bir sistem dayatılarak, yani kullanılması zor, nasıl söyleyeyim, yeterince anlatılmamış, nasıl kullanılacağı bilinmeyen, kullanım kolaylığı elde olmayan bir yöntemle eğitim yapmaya çalıştığımız için sonuçlar düştü. Yani başarı da düştü. Yani çocukların genelinde böyle bir durum var. Buradan çıkardığım sonuç şu benim. Bir, teknolojiye hazır olmak gerekir. Bunu kullanacak kişi öğretmen ve öğrenci olarak hazır olmak zorundayız. Öğretmen elindeki materyali nasıl kullanacağını bilmeli. Öğrenci de bunu bilmeli ki buradan verim almaya başlamalıyız. Biz bu süreçte şunu gördük. Evet, EBA gerçekten içeriğine baktığımızda ölçümü değerlendirmeden tutun da ders içeriklerine kadar kısmen belli bir doygunluğa sahip ama bunu kullanmayı becerebilen birileri yok ortada. Bu noktadan dolayı da atıl durumda duruyor gibi oluyor. Çünkü şu anda okulların hiçbir tanesinde hemen hemen, geçen Berna Hocam'la da bunu konuşmuştuk, EBA kullanılmıyor. Zoom kullanılıyor. Yani EBA şu anda kenarda duran bir eğitim teknolojisi olarak orada duruyor. Onun bence atıl durumdan aktif duruma geçirilmesi için çok çalışılması gerektiğini düşünüyorum ben. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bir ekleme yapayım. Yani bahsettiğiniz konuda şimdi dediniz ya öğrenciler arasında teknoloji kullanımı iyi. Yani benim de bu araştırmada da gördüm. Mesela öğrenciler şimdi YouTube'dan bir sürü kişiyi takip ediyorlar, ilgileniyorlar. Çok daha hızlı bilgi anlatan, görselliği güçlü şeylere bakıyorlar, programlara bakıyorlar. Ama biz işte normal bu eğitim platformlarında Zoom, Teams, EBA falan gibi yerde o eski usulde ders anlatıyoruz. Yani o yüzden de öyle bir arada bir boşluk var. Yani formatın da değişmesi gerekiyor. İçerikle beraber formatın değişmesi gerekiyor. Daha hızlı bir anlatım gerekiyor. Gerçekten de bir ekip işi üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve orada da bir hazırlıksız yakalanırdı belki. Büyük bir enerji bana göre mesela herkes aslında hepimiz oturup şimdi program ders hazırlıyoruz. Belki büyük ekipler oturup bir tane güzel güçlü ders oluşturmak lazım. İzlenebilen, öğrencilerin hızlıca bakabileceği. O Şimdi yüzden yani o yeni teknoloji okuryazarı kim? Nasıl bir içeriği hazır? Bunun üzerine çok gidilmedi gibi geliyor. Yani ben EBA'dan böyle birkaç dersi takip ettim. Normal bildiğimiz tahtada ders anlatan öğretmen var. Bundan da çıkabilmek gerekiyor. orada haklısınız. Şöyle bir durum var. Yeni nesil öğrenci interaktif olmayı seviyor. Yani sadece görsel olarak karşısında birisinin ders anlattığı tahtaya çizgiler çizdiği ya da resimler çizdiği birisi değil, interaktif bir eğitim tercih ediyor. Tabii biz bu konuda zayıfız. Özellikle pandeminin ilk sürecinde başlayan dönemde yaza kadar olan süreçte gerçekten zayıftık. Ama aslında elimizde bazı materyaller de vardı ve bunları biz pek orada kullanamadık. Web 2.0 araçları var mesela. Bunlar eğitim öğretim teknolojilerinin içerisinde kullanılan programlar. İnteraktif. Mesela online olarak bir yarışma düzenleyip bunun üzerinde bilgiyi birikimi ölçebiliyorsunuz ki biz bir okulumuzda şey yapmıştık. Etiwinning projesi. Azerbaycan Bakü'den bir okul. İki tane okul. Türkiye'den de beş okulda bunu yapmıştık. Mesela Web 2.0 araçlarını kullandık. Çok da keyifli geçti. Bir de burada altını çizmek istediğim bir nokta daha var. Kodlama eğitimi neden gereklidir aslında? Kodlama eğitiminin şöyle bir artısı vardır. Biz bilişimciler genelde bunu destekleriz. Algoritma dersi konsun kodlamaya hazırlık olarak diye. Şimdi kodlamada şöyle bir durum vardır. Bir durum değerlendirilir. Tüm olumlu ya da olumsuz ortaya çıkabilecek tüm süreçler göz önüne konulur. Yani buradan okula giderken karşılaşabileceğin tüm sorunlar belirlenir
ve bu sorunlara karşı üreteceğin çözümlerle belirlenmek zorunda kalır. Kodlama o yüzden önemlidir. Aslına bakarsak diyalektik materyalizmi biraz da bakar bu. Yani tüm her şeyi değerlendirirsin, olumsuzluklarının nedenini bulursun, nedenine çözüm üreterek yoluna devam etmenin yolunu bulursun. Biz o yüzden genelde bilişimciler arasında konuşulan yaygın bir konudur bu. Kodlama algoritma dersinin ilkokuldan itibaren okutulmasını, çocukların bir sorun gördüğünde bunun neyden kaynaklanabileceğini, daha sonrasında da bu kaynaklanan sorunların yani kaynağına göre çözüm üretebilmeyi öğrenebilmesini hedefleriz. Bu da aslına bakarsak Kemal Hocam'ın dediği şeye de gelebilir bir noktadan sonra daha büyük bir düşün yapısına varırsak eleştirel bir bakış açısına sahip olabilir derste çocuk. Mesela çünkü öğretilen şeyin farklı bir yöntemden de öğretilebileceğini düşünebildiği için bununla ilgili bir düşünce sarf edip karşı tarafa eleştirel bir bakış açısıyla bakıp bir söylemde de bulunabilir. Bence kodlama eğitimi olumlu bir yaklaşım olur diye düşünüyorum kendi kanımca. Çok teşekkürler. Berna, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, hayır. Oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir söyleşi oldu.